Hoş geldiniz dostlarım, karşınızda Undernight in Birth. Harika çizimlerle dolu anime tarzında bir dövüş oyunu efendim. Sol kısımdaki listede nelere ulaşabileceğimizi görüyorsunuz. Oyunumuzun senaryo kısmı koca bir görsel romandan oluşuyor. Hani herhangi bir sinematik yok. Giriş videosu ve diğer küçük videolarımız var galeri bölümünde. Karakter videolarımız var. Anime tarzında gösterilmiş. Çok kaliteli olmuşlar. Ancak hiçbirini gösteremiyorum çünkü teliften dolayı Sony galiba anlaşmış bu kişilerle. YouTube'da herhangi bir şekilde gösterilmiyor videolar. O yüzden size herhangi bir şey paylaşamıyorum. Burada customization var. Oyun içi topladığımız puanlarla birlikte karakterlerimizin bazılarını, yani çoğunu kastimizi yapabiliyoruz. Sadece kastimiz ederken renklerden bahsediyorum. Hani bunun pek bir ötesi yok. Çizimler harika. Zaten sizle paylaşmamın en büyük nedeni bu. Online da var ama online'a girdiğimde kimseler gelmemişti. Bu yüzden ben şöyle bir oyunu size göstereceğim. Eminim sizin de hoşunuza gidecek. Pardon. Ben az demeyeyim de biraz bildiğim bir karakter var, onu alayım. Ori. Diğer karakterleri düşman olarak göreceğiz zaten. Bu arada görsel roman olarak ilerleyen senaryosu çok uzun sürüyor ve her cümlesinde seslendirmişler. Hani normalde biliyorsunuz büyük Japon yapımlarında bile seslendirme olmaz. Çünkü çok pahalıdır Japon dublaj yapım süresi. Ama bu oyunda her şey seslendirilmiş görsel roman tarafında. Burayı geçelim. Kaze ga sawagashii na. Anata ni wa kisei ni natte moraimasu. First floor. Divide. İşte bu kadar. Müzikler çok güzel olmuş. Animasyonları zaten görüyorsunuz. Bakın. Şöyle karakter, benim karaktere bakın. Şu şekilde blok alıyorum mesela. Veya bana şu şekilde saldırsa direkt arkasını dönüyor. Şöyle güzel bir hareketim de var. Bence çok güzel bir oyun ya. Şu müziğe baksanıza. Bu arada aşağı kısımda grid diye bir özelliğimiz var, görüyorsunuz. Oyun sırasında o tuşa basılı tuttuğumuz zaman, mesela üçgen karesiz ayarlıyorsunuz onu, daha uzun hareketler yapabiliyoruz. Daha güçlü, kuvvetli ve daha uzun özel hareketler yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Oyunda dayak attıkça o doluyor. Dayak yedikçe de azalıyor. Müziğe bak, müziğe. Sonra
Ya şahsi müzikleri için bile alın şu oyunu yani. Steam'de 64 lira olması lazım. E tabi bu oyunu seven birer için. Efendim bir bölüm daha göstereyim sizlere. Eminim çok hoşunuza gitti oyun. Adım gibi eminim. Bu arada şu anda kullandığım karakterin orijinal giysi rengi böyle değildi. Ben değiştirdim. Lacivert bir rengi vardı. Çok zevkli ya oyun. Bu arada aşağı kısmı full doldurduğumuzda süper hareketler yapabiliyoruz. Her karakterin unik süper hareketi var, bilginiz olsun. Belki bu karakterin görürüz, biraz dayak yiyeyim. Ya da diğer karakteri hem görmüş oluruz. Bunu da yenileyeceğim de kendime çok güvendim. Seslendirmelerde harika olmuş. Ya müziklere baksanıza. Biraz dayak yiyeceğim. Diğer karakteri görelim. Karşıdaki karakteri. Yalnız oyunda bir son boss var. Gerçekten harika yapmışlar. Bu arada oyun bana ücretsiz geldi. PlayStation'da oynuyorum şu anda. Bana key gönderdiler. Oyunu geliştiricileri. Bilerek dayak yedik ama yine farklı bir şey görmedik. Farklı derken özel hareketini göstermek istedim ben size. Karşı karakterin. Şu şekilde doldurabiliyorsunuz. Hah, bu şekilde özel hareketler yapıyorlar.
Evet efendim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya şu animasyonlara bakar mısınız? Çok unik olmuş ya. Umarım beğenmişsinizdir ki adım gibi eminim. Beğeniriz. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.